geldik efendim. Destana bakalım. Arkadaşlar selam. Çok konuşamıyorum şu an, çok utanıyorum. Şurası tam olarak bu kısım. Şu anda benim yeni işim. Çok altın varaklı bir yere geldim. Gerçekten altın varaklı yer. Yani videonun konusu bu. Şimdi şöyle, birazdan lojmana gideceğim. Birazcık yerleşelim. Yoga matımı bile aldım yanımı, düşünün. Neyse. 5-6 ay buradayız arkadaşlar. Ekim sonuna kadar gözlük mağazasında çalışacağım dediğim gibi. Burası Bodrum'dayım bu arada. Zaten onu da gezdik. Öyle yani, böyle bir video olacak bu. Şimdi arkası da lojman. Birazcık utanıyorum. Böyle bayağı yeşilin içinden falan geldik. Çok güzel duruyor. Burada havuzumuz var. Böyle. Yarın başlayacağım ben de. Evet, yerleştim. Yerleşirken size çekmek istedim. Yalnız benim yayılış. Şöyle bir şey. Yorganım yok hala daha. Durun göstereceğim. Kısım böyle. Şu şekilde. Burası da banyomuz. Buraya da şu şekilde sığdım, sığamadım. Böyle yani. Bundan sonra buradayız. Şu an iki kişiyiz. Belki değişebilir, o da bilmiyorum. Ama umarım böyle gideriz. Balkon var, onu da gösteririm falan. Bilmiyorum. Şu anlık böyle. O da arkadaşım yokken size balkonu göstereceğim. Gerçi şu an akşam olduğu için çok gözükmüyor ama. Böyle arkadaşlar. İhtiyacım. Her şeyde var. Yorganımı götürüyorum. İyi geceler. Birazcık sahile inelim. Daha hiç öyle denizi görmedim. Gerçi Bolu'yu da gördüm de. Bir bakalım. Bir şey diyeceğim. Buradan bir sürü fotoğraf ve video çıkar. Bu ne? Of. Bakın. Bu huzurlu ses şaka mı? İyi, burada şu anda kimse yok. Utanmamaz. Otelin güzelliğine aşık oldum yalnız. Bu güzellik şaka mı? Mis gibi. Peki benim her yeri otel fotoğrafçısı gibi fotoğraflamama ne demeli? Reklamını yapıyoruz yahu. Gezimiz bitti arkadaşlar. Beğendiniz mi? Şuraya tasım geldi. Saat 10 oldu. Yalnız bu asansör çok korkunç, çıkıp iniyor. Ay, daha yeni açabiliyorum. 10.30'dan beri sanırım 3 saattir falan temizlik yapıyorum. Ah, yemeğe geldim. Tipim kaymış. Ekim'e kadar ne yapacağız? Sağlıkta takılıyoruz. Arkadaşlar, ben size mağazayı göstermedim. Böyle bir yer. Bu ışıklar niye böyle oluyor bilmiyorum ama böyle bir alan değil. Bir günümüz biter. Yalnız şöyle bir şey oldu ki, saat 6.30 falan. 5'teymiş servis otelden lojmana. Diye de 10'da. Öyle bir kötülük oldu. Şu anda minibüse binmeye çalışacağım. Sıkıntılı süreç şu anda. Yürüdüğüm yolun korkunçluğu. Neyse, şurada durayım bari de. Minibüse durmaz ki ya. Uf. Şimdi de kilidi açamıyorum. Bu nedir ya? Lojmanı çekmiş miydim? Unuttum. Geldim. Ha, dedim ya, naplar açılıyor demiştim. Unuttum. Buradan çok korkunç bir köpek geliyor. Beni çok geriyor o köpek. Burada köpek var. Onu görünce koşarak geliyor, manyak. Balkonumuz bu şekilde.
Yine korkunç asansöre geldik arkadaşlar. Yine sahile gideceğim. Saat 8 falan. Benim çalışma saatlerim 10-10 olduğu için ve sadece servis yeri de olduğu için böyle bir saçmalık oldu. Bilmiyorum. Bu durum böyle bir tık can sıkıcı. Günaydın gözlükler. Evet. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Tek tek gözlükleri alıp markalarını ve kodlarını yazıyorum kağıtlara. Sayım yapılıyor. Öğle yemeği yedim. Güzeldi gördüğünüz gibi. Mesela bakalım. RC 11:20. Arkadaşlar selam. Sizlere ne yaptığımı çok güzel bir şekilde söylemek istiyorum. Yemeğe diye çıktım ve servise lojmana geldim. Bir istifa mesajı yazdım ve tadadadam buradayım. Bavullarımı toplayacağım. Neden diye girersek benim yalnız ani girişlerim ve çıkışlarım hep böyle. Ama ne oldu biliyor musunuz bakın. Şimdi ondan ona kadar çalışacaktım. Sabah ondan akşam o. Sonra sabah servis sadece 7'de var. 7'de 20 dakika sürüyor. Kahvaltı derken hadi 7.30 falan. Tamam 7.40, 7.50 hadi. Sonra ben ne yapacağım? Yapacak bir şeyim olmadığı için ben gözlük dükkanı açmak zorunda kalıyorum. Ve 14 saat, hani 14-15 saat ben mesai yapmış oluyorum. Ve bana primin olduğu için hani kendine mesai yapıyorsun tadında böyle masumlaştırılmış bir şekilde iş kitleme modeli vardı karşımda. Neyse sonra dedi başka birisi gelir cacut falan. Neyse bir şey demedim. Bakalım. Ondan sonra bugün saatlerdir bütün yani raflardan tek tek gözlükleri çıkardım. Tek tek kodlarını yazdım. Tek tek geri koydum. Hatta boyum yetişmedi yerlerde hani sandalyeye çıkıp tekrardan efor sarf ettim yani. Neyse o da okey. Hadi tamam. Toplu sayı vermek için de verdim. Orada bana kötü bir şekilde konuşuldu. Şu anda tekrar arıyor. Ben toplu sayı verdikten sonra bana dedi ki şimdi de dedi tek tek sileceksin gözlükleri. Tek tek gözlükleri indirip şey yapıp tekrar sileceğim. Yani neyse. Sonra ben de düşündüm. Bir kahve içeyim dedim. 5'te otelden lojman sadece 5 ve 10'da vardı. Dedim ben ona kadar burada duramam. Gözlük silemem. Hayır. Çıkacağımı anladım zaten. Sonra işte 5'tekine şey yapmak için dedim ben yemeğe gidiyorum falan. Oradan kaydım. Bu saçma bir istifa şekli oldu. Neyse. Bu da böyle bir maceraydı. Şimdi şey yapacağız. Yalnız sadece mağazanın anahtarı bende kaldı. Neyse lojman müdürüne veririm. Bu da böyle bir maceraydı arkadaşlar. Ve bir maceranın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben Bodrum'da çok yer gezerim falan diye konuşamadım. Çok yer gezerim diye hayal ediyordum. Böyle hani Bodrum'u çok merak ediyordum. Muğla'yı, Fethiye'ye geçerim falan diye düşünüyorum. Bakın ne kadar huzurlu. Yani çok gerçekten planım vardı. Bayağı video çekerdik ama yapamayacağım. Olmayacak arkadaşlar. Şu an şartları düzeltmeye çalışıyor ama ben çalışmam, o kadar zalimliğe gelemem. Neyse yani buradan da turizm arkadaşlarıma Allah yardım etsin demek istiyorum. Ama onlar vardiyalı çalışıyorlar. Bir ben böyleydim yani. Neyse. Odada bay bay. Görüşürüz odacık. Bu balkon güzeldi be. Benim hızım peki. En sonunda Bodrum. Orada biraz durdum. 2 gün falan. Peki bu benim fevri çıkışlarım ne olacak? Ben de böyle yapacak bir şey yok. Aslında şu anda acaba bunu tamamen sen mi diye düşündün bu videoyu? Hani en başından yok edelim. Hiç olmamış gibi davranalım. Çünkü hani ne yazacağım? Ne diyeceğim? Ama yani böyle şeyler oldu da bence bilinmeli. Her şey çok güzel ilerlemiyor.
Görüşürüz. Daha güzel şartlarda gelmek dileğiyle. Görüşürüz Bodrum. Ve ertesi günden selamlar. Yine Kuşadası'ndayız. Ne çekeceğim ki? Şimdi yine sahile geldim. Ne yapalım o zaman arkadaşlar? Bu videoyu da burada bitirelim diyorum ben. Şöyle şöyle de bir bakalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Garip bir video oldu yine. Bizde de böyle, ne yapalım, garip bir hayatım var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Öpüyorum sizlere. Görüşmek üzere. Bay bay.